Merhaba arkadaşım ben Mehmet Hoca. Nasılsın? İyisin? Afiyettesin umarım. Arkadaşlar denklem ve eşitsizliklerde 14. yani son derse geldik. Bu dersimizde köklerin varlığını inceleyeceğiz. Buyurun, bitirelim artık şu dersi. Evet arkadaşlar bu kısmı gayet sakin anlatmaya çalışacağız. Gerçekten önemli kurallar var karşımızda. Ezberlemek yerine mantığını kafamıza oturtalım. Köklerin varlığının işaretinin incelenmesi dedik. Öncelikle ikinci dereceden denklemlerden bahsettiğimiz için ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemi var. Ve kökler dediğime göre birinci kök 1, x1, ikinci kök x2 olsun. Bunlar aynı da olabilir, farklı da olabilir. Buraya çok karışmıyoruz. Şimdi şöyle durum var arkadaşlar. Köklerin ikisi de pozitif olabilir. Bu birinci durumumuz. Köklerin ikisi de negatif olabilir. Bu ikinci durumumuz. Ve köklerin biri pozitif, biri negatif. Yani ters işaretli olabilir. Bu da üçüncü durumumuz. Birinci, ikinci, ve üçüncü durum var. Tamam. Şimdi durumları inceleyelim. X1 ve X2 sıfırdan büyükse eğer birbirlerine eşitse eşit de olabilirler. Delta büyük eşit sıfırdır. Tamam. İkisi de pozitif olduğu için kökler çarpımı sıfırdan büyük. İkisi de pozitif olduğu için kökler toplamı sıfırdan büyük olmalı. Tamam. Gel şimdi bu tarafa ikinci kurala. İkisi de negatifse kökler birbirine eşit de olabilir. Ben burada göstermedim. Eğer eşitse delta büyük eşit sıfır olabilir. Tamam. İkisi de negatif olduğuna göre negatifle negatifin çarpımı pozitiftir. Kökler çarpımı pozitif. İkisi de negatif ise toplamları yine negatif bir sayı olacaktır. Bakın bu şekilde mantığı aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Ama asıl önemli mevzu asıl soruların geldi, asıl zor soruların geldiğini düşündüğümüz yer bu son bölüm. Üçüncü bölüm. Yani x1 ve x2 birbirinden farklı iki kök ve işaretleri de farklıysa delta bir kere sıfırdan büyük olacak. Ama bu yetmez. Pozitif olan değer daha büyükse negatif olan değerden mutlak değerce Kökler çarpımı evet sıfırdan küçüktür çünkü ters işaretlidirler ama kökler toplamı sıfırdan büyük olacaktır. Bakın x2 daha büyükse biri 5 biri x3 ise toplam da yine pozitif oluyor. Oldu mu? Şimdi gel bakalım diğer tarafa. Eğer mutlak değerce x1 x2'den daha büyükse yani biri eksi 5 biri artı 3 ise mutlak değerce evet büyük oluyor. Ama kökler çarpımı ne olacaktır? Ters işaretli oldukları için sıfırdan küçük. Ve ayrıca negatif olan değer mutlak derece daha büyük olduğu için toplamları da yine ne olacaktır? Negatif olacaktır. Eğer biraz olsun kafanda biraz bir şeyler canlandırabildiysek artık soruları çözebiliriz ve geçelim sorulara. İşte ilk soru. x kare artı x eksi 4 eşittir 0 denkleminin köklerinin varlığını bir işaretini inceleyiniz. Ey arkadaşım öncelikle köklerin varlığından bahsedebilmen için senin deltasına bakman gerekiyor bu işlemlerde. Delta eşittir b kare eksi 4 ac idi. B'si kaç arkadaşım? 1. Yerine yazdım. Eksi 4 çarpı. A'sı kaç? O da 1. Çarpı. Bir de kaçı var? Eksi 4'ü var. Bu işlemleri yapalım bakalım. 1 artı 4 göre 4'ten 16. Toplam ne yaptı? 17. 17 büyüktür 0'dan. Yani delta 0'dan büyükse biz ne diyorduk? X1 ve X2 gibi 2 tane neyimiz var? Farklı kökümüz var arkadaşlar. Burası gerçekten önemli. Eğer bunu hallettiysek artık köklerin çarpımına toplamına bakıp başka şeylere karar vermeye çalışalım x1 çarpı x2'ye bakalım. Ki öncelikle sen hep çarpmasına bak. Anlaştık mı? x1 çarpı x2 acaba nedir diye şöyle bir baktım. Kökler çarpımının formülünü unutan arkadaşlar için c bölü a yazalım. c eksi 4'tür. a'sı da nedir arkadaşım? Artı 1'dir. Onun da cevabı ne çıktı? Eksi 4. Eksi 4 neyden küçük? Sıfırdan. Yani x1 çarpı x2 sıfırdan küçükse biz şöyle bir yorum yapamaz mıyız? Kökler ters işaretlidir hocam. Yani x1 küçük sıfır o da küçüktür. Ne demen gerekiyor? x2. Evet kökler ters işaretli ama gel bir de kökler toplamına bakalım. Kökler toplamında acaba hangisinin daha mutlak derece büyük olduğuna karar verelim. x1 artı x2'nin formülünü yazıyorum. Eksi b bölü a'ydı. B dediğimiz sayı 1'di. Önünde de eksi var. Eksi 1. A da 1'di. Cevap ne geldi? Eksi 1 geldi. Buradan vardığımız sonuç. X1 artı X2 de yine neyden küçük çıktı? Sıfırdan küçük çıktı. Bunun sonucunda şunu söyleyebilirsin. Demek ki mutlak değerci x1 denen sayı mutlak değerci x2 denen sayıdan daha büyük ki cevap negatif gelsin. Anlaştık mı arkadaşlar? İki tane sonuca vardık buradan. İşte sonuçlarımızda yine kırmızıyla yazdık. Olayın daha da iyi pekişmesi amacıyla gel bu soruyu da çözelim. Denkleminin köklerinin varlığını işaretlerini inceleyiniz. Ne yapıyorsun önce? Deltasına, diskriminantına bakıyorsun. Deltasına bakalım. B kare eksi 4ac yazdım. B'nin karesi 5'in karesinden 25 yazdık. Eksi 4 çarpı A'sı 2, C'si 1. 25 eksi 4 kere 2'den 8. 25'ten 8'i çıkarıyorum. Cevap ne kaldı arkadaşım? 17 kaldı. 17 nedir? 0'dan büyük bir sayıdır. Yani delta 0'dan büyükse x1 ve x2 gibi iki tane ne var elinde? Farklı kök var. Peki artık bunların da işaretlerini durumlarını incelemeye çalışalım. Neye bakıyorsun önce? İlk bakman gereken kolaylık olsun diye çarpımlarına. Yani C bölü A'sına bakıyorsun. C'si 1'dir. A'sı 2'dir. 1 bölü 2 sıfırdan büyüktür. X1 çarpı X2 sıfırdan büyük. Güzel. Eğer X1 çarpı X2 sıfırdan büyükse arkadaşım ya bunlardan ikisi de X1 küçük X2 küçük sıfırdır. Yani ikisi de negatiftir. Ya da ikisi birden ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor iki tane durum var. Bu duruma karar vereceğiz. Ama nelerine bakmam gerekiyor? Kökler toplamına bakıp buna karar vereceğim. Kökler toplamı x1 artı x2'nin formülü eksi b bölü a'ydı. Eksisi duruyor. B'sine 5, a'sına 2 yazdım. Eksi 5 bölü 2 sıfırdan küçüktür. O halde x1 artı x2 de küçük sıfır diyeceğiz. x1 artı x2'nin sıfırdan küçük olması durumu yukarıdakilerden hangisi bize soruluyor arkadaşlar? tabii ki iki sayının da negatif olduğu durumu sunuyor. Yani x1 küçüktür x2'den o da küçüktür 0 şeklinde yorumlayabiliriz. Bizim varacağımız sonuç budur. Şimdi soru tarzlarını biraz değiştirelim. Bakalım neler varmış. x kare artı 4x artı m eksi 3. Denkleminin köklerinin aynı işaretli olması için m'nin değer aralığını istiyorsun. Ey arkadaşım bir kere köklerinin varlığının aynı işaretli olması için bu kökler ne olabilir? Delta büyük eşit 0. Yani iki tane kök ve bu iki kök de pozitif aynı da olabilir farklı da olabilir. O yüzden delta büyük eşit sıfır. İkinci durum köklerin işareti aynıysa çarpımları hakkında yorum yapabiliriz ki çarpımları da kesinlikle ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Peki kökler aynıysa toplamları hakkında yorum yapabilir misin? Kökleri aynı işaret ise ya toplamları negatif olabilir, pozitif olabilir. Bir fikir sunamıyorum. Ben sadece bu iki durumu inceleyeceğim. Birinci durumla başlayalım bakalım arkadaşlar. Birinci durumumuz delta bahsetmiştik. Yani b kare eksi 4 ac'si büyük eşit olacak sıfırdan. B dediğimiz sayı 4. 4'ün karesinden 16 geldi. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de m eksi 3. C dedim yer burası komple değil mi? Ona dikkat ediyorsun. Büyük eşit 0 dedik işlemlere devam ediyoruz. Ne yapalım? 16 eksi 4 m artı 12 büyük eşit sıfır yazdım. 16 ile 12'yi topladım. 28 büyük eşit 4 tane m'den. Her tarafı böyle 4'e böldüm. 4 kere 7, 28. Demek ki M denen sayı 7'den küçük ve eşitmiş. Şimdi gel ikinci duruma bakalım. İkinci durumumuz x1 çarpı x2'nin yani c bölü a'nın sıfırdan büyük olduğu durumda. c'si m 3. a'sı 1'di. Büyük sıfır olacak yani m 3 sıfırdan büyükse m dediğin değer de kimden büyük olacak? 3'ten büyük olacak. Peki buradan iki durumdan da vardığımız sonuç. 7 büyük eşit m. m de büyüktür kimden? 3'ten. O halde m'nin değer aralığını yazalım mı? Açık 3 aralığıyla kapalı 7 aralığında olmalıymış diyoruz. Bir başka soruyla devam ediyorum. M'nin hangi değerleri için verilen denklemin köklerinin ikisi de pozitiftir. Şimdi M'nin köklerinin ikisinin de pozitif olması için bir kere delta büyük eşit sıfır olacak arkadaşım. Bu köklerin ikisi de birbirine eşit pozitif olabilir. Ya da Kökler çarpımı ikisi de pozitif köklerden bahsettiğimiz için ne olacaktır? Sıfırdan büyük olabilir. Üçüncü durumda var artık. X1 artı X2 pozitif iki kökü toplarsan yine elde edeceğin cevap pozitif olacaktır arkadaşım. O halde birinci durumla başlayalım bakalım. Birinci durumu şurada inceleyeyim biraz uzun. Yani neydi o? B kare eksi 4 ac büyük sıfır durumuydu. B'nin karesi 2M eksi 1'in karesini almam yeterlidir. Önündeki eksi kareden ötürü kaybolur. Eksi 4 çarpı A'sına kaç diyorsun arkadaşım? 1 diyorsun. C'sine kaç diyorsun? M kare eksi 4 diyorsun ki o da ne olacakmış? Büyük eşit 0 olacakmış. Şurada eşitliği unutmuşuz. Karesini alıyoruz 2M eksi 1'in. Birincinin karesi 4M kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şimdi 4'ü çarparak gel bakalım. Eksi 4M kare artı 4 kere 4'ten 16 büyük eşit 0. Var mı birbirini götüren ifadeler? 4M kareler birbirlerini yediler. Bunları götürdük. 1 16 daha ne yaptı arkadaşım? 17 yaptı. 17 büyük eşittir. 4 m'yi karşıya attım. Şu şekilde bir denklem elde ettim. Her tarafı 4'e böldüm. 17 bölü 4 büyük eşittir. M şeklinde bir denklem elde ettik. Kenarda bizi beklesin. Bu bulduğumuz birinci durum. Gelelim ikinci duruma. Biz ne dedik? Kökler çarpımında ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. O da nedir? C bölü A sıfırdan büyük. C dediğimiz sayı m kare eksi 4. O da büyük sıfır yazıyorsun. Peki m kare eğer 4'ten büyükse buradan varacağımız iki sonuç var. m 2'den büyük olabilir veya ne olabilir m dediğimiz sayı? Küçük olabilir. Eksi 2'den bak buradan iki sonuca vardık. Bulduğumuz sonuçları şöyle bir kutucuk içerisine alalım mı görmesi daha rahat olsun. Bulduğumuz sonuçlar şimdilik bunlar. Şimdi artık nereye geldik? Üçüncü durum köklerin toplamına geldik x1 artı x2 ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor da o da eksi b bölü a'dır sıfırdan büyük olacak. Eksi b dediğim şey önüne de eksi koyunca ne oldu burası? Artı oldu. 2m eksi 1 bölü 1 büyüktür sıfır. Her tarafı 1 ile çarptığımda ki birden kurtulmuş oluyorum. Şu şekilde m büyüktür 1 bölü 2 denklemini bulduk. Bunu da yine köklerin bölgesine yazalım. m büyüktür 1 bölü 2. Artık sonuca varalım arkadaşlar. Elimde baya fazla denklem var. Nasıl karar vereceğiz? Gelin birlikte düşünelim. Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusu üzerinde bir gösterelim bakalım M'nin değer aralığı neresi. Şimdi birinci durumu kırmızıyla göstereceğim. M denen sayı şöyle bir 17 bölü 4 var. Buna dahil ve ondan büyük. Sağa doğru gidiyor. İkinci sayımız nedir? İkinci sayımız M 2'den büyük ve eksi 2'den büyük. Şimdi 2 denen sayı buradan küçük. 2 burası arkadaşım. 2'den büyük bu tarafa doğru gidiyorum. Eksi 2'den küçük ne tarafa doğru gidiyorsun? Bu tarafa doğru gidiyorsun. Onun da içi açık. Geldik 3. durum. 3. durumumuz m 1 bölü 2'den büyük. m dediğin sayı 1 bölü 2 ise eğer 1 bölü 2'den de büyükse eğer bu tarafa doğru gider. Biz çözüm kümesi olarak hepsinin ortak kümesini alacağız. Bak şimdi çözüm kümesi nereden başladı? Hepsi için ortak bir şekilde tam da buradan başladı. Demek ki bizim m dediğimiz değer ne olması gerekiyor? 17 bölü 4'e eşit ve ondan büyük. 17 bölü 4 onunla eşit ve artı sonsuza kadar gidiyor. Gördüğün gibi 3 kümenin de çözüm kümesinin ortak elemanlarını aldık. Geldik bir başka soruya. X kare şeklinde bir denklem. Denkleminin köklerinden en az biri sıfır olduğuna göre. Bir dakika ya. Denklemin köklerinden en az biri sıfırsa sen hemen x1 çarpı x2 hakkında yorum yaparsın. Çünkü köklerden biri sıfırsa cevap sıfır çıkacaktır. Buna göre m değeri kaçtır? E güzel. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. c bölü a'yı kaça eşitliyorum? Sıfıra. Şimdi c dediğim sayı m artı 2. Onu nereden buldum? Buradan mı buldum? Evet oradan buldum. Yazdım. x yani a değeri nedir? 1'dir. Onun da cevabı sıfır çıkacak. M artı 2 eşitse sıfıra M'nin değeri kaç olması gerekir? Eksi 2 olması gerekir. Yine benzer bir soruyla devam ediyoruz. Denklem verilmiş. Denklemin köklerinden biri sıfır, diğeri x1. Demek ki sıfırdan farklı. Buna göre x1 artı M'nin değeri nedir? Şimdi denklemin köklerinden biri sıfırsa arkadaşım, x1 ve x2'den bahsediyorsak cevabında çarpımlar çarpımları için sıfır olması gerekiyor. C bölü A'ya ne yazdın? Sıfır yazdın. C dediğin sayı M eksi 2. M eksi 2'yi 1'e böleceksin, sıfıra eşitleyeceksin. Yani M eksi 2 eğer sıfırsa M'nin değerini bulduk bile. M değeri 2'ymiş. Gidelim M değerini yerine yazalım dilerseniz. Ya da yazmadan önce x 1 bulalım ya daha kolay olacak. x1 artı x2 eksi b bölü a'dır arkadaşım. Peki eksi b bölü a formülü belli mi? Tabii ki belli. Eksi eksi 3 bölü 1 var. Peki x1'i bilmiyoruz. x2 köklerden biri 0 olduğuna göre ona 0 vereceğim. x1 geliyor sol taraftan sağ taraftan 3 geliyor. x1'i de bulduk m'yi de bulduk. Soru benden x1 ile m'yi toplamamı istiyor. x1 3'tür. m değeri 2'dir. 3 5 daha. 3 2 daha. 5'tir bu sorunun cevabı. Gelsin bir başka soru ki herhalde bu da seni zorlayan soru tarzlarından biri. Önce yorum yapıp sonra soruyu çözmen gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Uzunca da bir denklem var önümüzde. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Mutlak değerci x2 x1'den büyük. Ama x1 sıfırdan küçük. x2 de sıfırdan büyük. Bu koşulu sağlayan m değerlerini istiyorsun bizden. Ey arkadaşım bunun için 3 tane durum incelemen gerekiyor. 1. Delta 0'dan büyüktür. 2. Bu durum yani x1 ve x2'nin ters işaretli olması çarpımları ile ilgili bana fikir verir. Çarpımları kesinlikle 0'dan küçüktür. 3. durum arkadaşlar 3. durum da x2 mutlak derece büyükse toplamları hakkında fikir verir. x1 artı x2 mutlak derece x2 daha büyük olduğuna göre yani pozitif sayı daha büyükse cevap 0'dan ne olacaktır? Büyük olacaktır. Biz sadece 2 ve 3. durumu inceleyeceğiz. Çünkü 1. durumdan yine aynı denklemler geliyor. Bu tarz sorularda bunu yapabilirsiniz. Sadece 2. ve 3. durumunu incelemeniz yeterlidir. Hadi başlayalım bakalım. X1 çarpı X2. Yani C bölü A ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. C'si A'sı. Hadi yazalım. M artı 2 bölü M eksi 1 küçüktür 0. Elimde bir tane denklem var. Hatta bir tane eşitsizlik olarak aldım bunu. Kenarda tutuyorum. Şimdi gel diğerine bakalım. Biz kökler toplama hakkında da yorum yaptık arkadaşlar. O da ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani eksi b bölü a ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Eksi b yani eksi 2m bölü a değeri. O da nedir? m eksi 1'dir. O da sıfırdan büyük olacak. Bu da ikinci eşitsizliğimiz. E iki tane eşitsizlik var. Biz ortak çözüm kümesi arıyoruz arkadaşım. Bu tarz ifadelerde ne yapıyorduk? Tabii ki yaptığımız şey eşitsizlik sistemi çözmekti. Ama önce denklemin köklerini bulalım. Denkleminin bir kökü eksi 2. Diğer kökü ne geliyor buradan? 1. Denkleminin bir kökü yukarısı için 0 gelecektir. Aşağısı için ne gelecektir? 1 gelecektir. Artık tabloyu yapıyoruz. Tablomuz iki satırdan oluşacak. Çünkü bir tane denklem ve iki tane denklem var daha doğrusu. Kaç tane köküm var farklı birbirinden? 3 tane köküm var. 3 kök için 3 tane farklı sistem yaptık. Şimdi birinci sistemi buraya yazacağız. ikinci sistemi buraya yazacağız. Kökleri yazalım bakalım. En küçüğü eksi 2. Sonrasında 0 sonrasında 1. Şimdi bak bakalım. Birinci denklemi eşitsizliği 0 yapan değerler nelerdir? Eksi 2 ve 1. Onları yuvarlak attım. İkinci eşitsizliği 0 yapan değerler nelerdir? 0 ve 1. Yani 0'a ve 1'i attım. Unutmadan dedim ki paydayı kim sıfırlıyor ikisinde de? İkisinde de 1 sıfırlıyor. Paydayı sıfırlayan değer için ne yapıyorduk? Çift çizgi atıyorduk. Şimdi başlayalım bakalım. M'lerin önündeki katsayıların çarpımı pozitif olduğu için pozitifle başladım. Köke geldim. Eksi. Eksi. Köke geldim. Tekrar artı. Yukarısı eksi. Yukarıdan eksi geliyor. Aşağıdan artı geliyor. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksiyle başladım. Köke geldim artı. Köke geldim. Eksiyle devam ettim arkadaşlar. Bizim aradığımız bölge ortak çözüm kümesiydi. Birinci denklemin sıfırdan küçük olduğu yer. Yani şu sarıyla işaretlediğim bölge. İkinci denklemin sıfırdan büyük olduğu yer. Yani sadece şu bölge ki biz ortak çözüm kümesi alacağız. M'nin değer aralığı arkadaşlar ...sıfırla bir aralığında olmalıdır diyeceğiz. Yine benzer bir soru tarzı. Sadece yönleri biraz değiştirdik. Dikkatli okuyalım. Denklem var. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Denkleminin kökleri ters işaretli. Yani 3 tane yorum yapacağım. 1. Delta sıfırdan büyük. 2. Köklerin çarpımı hakkında hemen bir fikir elde ettik arkadaşlar. Ters işaretli köklerin çarpımı sıfırdan küçük. Mutlak değerci. Negatif olan değer daha büyükse arkadaşım... ...e o zaman kökler toplama ne olması gerekiyor kökler toplamı da sıfırdan küçük olması gerekiyor. Biz az önceki soruda yaptığımız gibi sadece bu iki durumu inceleyeceğiz. Başlayalım bakalım kökler çarpımı dedik ki sıfırdan küçük. Yani c bölü a değerini sıfırdan küçük kabul ediyorum. c değerini dikkatle alıyorsun. Eksi m artı 3 bölü m artı 3 değerini yazdım. Ne olmasını istiyoruz? Sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Bu bir eşitsizliktir. Gel denklemin köklerini bulalım. m eksi artı 3 eksi m artı 3 sıfıra eşitse Eksi M eksi 3'tür. M'nin değerine gelir 3 gelir. M artı 3 sıfıra eşitse M'nin değeri buradan eksi 3 gelir. Bunları kenara not aldık. Burası birinci eşitsizliğimiz olsun. Şimdi ikinci eşitsizliğimize geçiyoruz. X1 artı X2 sıfırdan küçük demiştik. Yani eksi B bölü A sıfırdan küçük. Eksi B önündeki eksiği kaybeder formülden dolayı 2M eksi 4 bölü M artı 3 küçük sıfır yazdım. Şimdi ayrı ayrı denklemleri sıfıra eşitliyorum ki Buradan M'ye değerler burayı bir tanesi 2 geldi. M artı 3 sıfırsa M'nin değeri de buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Bu da ikinci eşitsizlik sistemimiz. Ne demiştik bu tarz sorularda? Hemen tablo yapacaksın demiştik. Sana iki satırdan oluşan bir tane tablo yapalım bakalım. Köklerimize bakıyoruz. Köklerimiz nelermiş? 3 var, eksi 3 var ve 2 var. 3, eksi 3, 2 diyelim. Tabii kökleri doğru yere yazmakta fayda var. Yazalım bakalım. Eksi 3 var, elimizde 2 var, bir de 3 var. Burası birinci eşitsizlik. Burası ikinci eşitsizlik. Birinci eşitsizliği diye ikinci eşitsizliği de sıfır yapan paydayı sıfır yapan değer daha doğrusu hangisi? Tabii ki 3 değeri oraya ne atıyorsun? Çift çizgi. Birinciyi sıfır yapan değerler eksi 3 artı 3. İkinciyi sıfır yapan değerler 2 ve eksi 3 değerleri. Bunları da işaretledim. Artık işaret incelemesi. Yukarıda eksi var. Aşağıda artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için eksi ile başladım. Köke geldik. Artı. Artı köke geldik. Tekrar eksi. Gel şimdi ikinci duruma geçiyorum. İkinci durumda ne var arkadaşım elimde? Eksi 3'e 2 vardı kökler. Ama biz oraya değil şuna bakacaktık değil mi? X'in de öyle pozitif olduğu için pozitif başladım. Artı. Artı köke geldim eksi. Köke geldim. Tekrar artı. Sen benden ne istiyorsun? Küçük sıfır istiyorsun birinci bölgede. Yani birinci eşitsizlikte ne yapıyorsun? Sıfırdan küçük olduğu bölgeleri işaretledim. İkincisinde? Onda da sıfırdan küçük olduğu yer. Şimdi bakalım sıfırdan küçük olduğu yerler neresi? Sadece burası. E hocam bunların ortak... İlla ortak çözüm kümesi olacak diye bir kural yok arkadaşlar. O halde ne diyorsun? Çözüm kümesi eşittir boş küme. Demek ki M'nin böyle bir aralığı yoktur. Ve geldik bölümün son sorusuna ki son soruyu 95 ÖYS sorusundan seçtik arkadaşlar. Verilmiş uzunca bir denklem kalabalık bir denklem var. Denklemin kökleri belli. Denklemin kökleri ters işaretli. Hocam ben biliyor mu durumu? Evet aynen öyle. Birincisi delta sıfırdan büyük. İkincisi x1 çarpı x2 sıfırdan küçük. Çünkü ters işaretli mutlak değerci x1 yani negatif olan değer pozitif olan değerden daha büyükse senin yapacağın toplamlar hakkında yapacağın yorum daha doğrusu ne olacaktır? Sıfırdan küçük olacaktır. Bizden yine p'nin değer aralığı isteniyor. Başlayalım bakalım. Biz önce kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 sıfırdan küçük. C bölü a sıfırdan küçük olsun. C dediğimiz sayı 5 çarpı p eksi 2 bölü. A dediğimiz sayı p artı 6 küçük 0. Tabii ki önce ne yapacaksın? Denklemin köklerini bulacaksın. 5'e gerek var mı? Burada incelemeye gerek yok. P-2 0 P'nin bir tane kökü 2 geldi. P artı 6 0 diğer bir kökümüz eksi 6 geldi. Burası birinci eşitsizliğimiz. Sen kenarda beni bekle. Ben x1 artı x2 küçük 0 inceleyip geleceğim. Eksi b bölü a küçüktür 0. Bak burası artı 17 idi ya. artık ne oldu? Eksi 17 p artı 1 bölü. Bölü dedim. Aşağıya da a'yı yazıyorum o da p artı 6. O da ne olacak? Sıfırdan küçük. Her tarafı eksiyle çarparım. Böylelikle buradaki sol taraftaki eksiden kurtulurum. Ve eşitsizliğim ne yapar arkadaşım? Yön değiştirir. Buna dönüştü. 17'nin bir önemi yok. Kökleri bulalım. P artı 1 sıfırsa P buradan eksi 1 bulundu. P artı 6 sıfırsa P buradan ne bulundu? Eksi 6 bulundu ki Al sana iki tane durum elde ettik. Ve şimdi geldik ortak çözüm kümesi için ne yapmaya arkadaşlar? Tablo yapmaya. Hemen tablomuzu çizelim bakalım. İki satırdan oluşan bir tablo yapıyorum. Kaç tane köküm var diye bakıyorum. Bir, iki ve üç tane köküm var. O halde üç köklük yer ayırıyorum kendime. Ayırdım. Şimdi kökleri yerlerine yerleştirelim. En küçüğü eksi 6 ardından eksi 1 ardından iki geliyor. Burası birinci eşitsizlik için olsun. Burası da ikinci eşitsizlik için olsun. Paydayı kim sıfır yapıyor baktık mı? Hadi ona bakalım. X'i içinde x6 sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapan değere ne atıyorduk arkadaşlar? Çift çizgi atıyorduk. Bu arada birinci eşitsizliğin kökleri eksi 6 ve 2. Eksi 6 ve 2. İkinci eşitsizliğin kökleri eksi 1 ve eksi 6 Eksi 1 ve eksi 6 Bu arada çözüme başlayacağım. Bakalım ne olacak? Bakın buradan artı artı geliyor. Demek ki en sağdan artı başlıyorum. Eksi eksi ne yaptık? Artı yaptık. Burada bir sıkıntı yok. Geldik buraya bazı arkadaşlar diyecek ki hocam biz bunu çözmüyor muyduk? Hayır biz o denklemi değiştirdik artık bunun işaretlerine bakacağız. Artıya artı demek ki artı başlayacağım artı devam edeceğim. Eksi köke geldim tekrar artı yaptım. Biz buradaki eşitsizlikte küçük sıfır buradakinde büyük sıfır arıyoruz. Şimdi bakalım bakalım küçük sıfır olan yerleri işaretledim. Büyük sıfır olan yerleri de işaretledim. Ama çözüm kümesini belirlerken ortak çözüm kümesini belirliyorum. O da sadece burası olur. Yani P elemanıdır arkadaşlar. Eksi 1 ile 2 aralığı bizim çözüm kümemizdir. Evet arkadaşlarım denklem ve işsizliklerin tamamen sonuna geldik. Bu üniteyi bitirdik artık. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.